Herkese merhaba. Bugün sizlerle Senesio articulatus bitkimin bakımı ve özelliklerini paylaşmak istedim. Bu bitkiye mum bitkisi de deniyor, turşu bitkisi deniyor, sosisli sandviç kaktüsü de deniyor. Ben ona tosis tesbihi diyorum. Güney Afrika'ya özgü, dallarıyla insana böyle eklemli eklemlidir. Zaten ismini de articulatus oradan alır. Geniş bir alandan ziyade dar bir alanda büyümeyi tercih eden bir bitki. O yüzden zaten boylamasına verir. Eninden çok fazla vermez. Yaprakları böyle ok şeklindedir. Mızrak gibi. 1,5-2 cm kadar uzar. Şu anda bitki biraz susuz kaldığı için ben az önce suladım ama bu şekilde gösteriyorum. Ama önceki görüntülerden koyacağım buraya. Aslında çok çok daha canlı bir bitkidir. Sukulenttir. Getirip diktim. Tuttu. Ama yaprakları çok ilginç. Epeydir susuz bırakmıştım. Şuradan belli zaten susuzluğu. O yüzden şu anda böyle gözüküyor. Bitkinin ana gövdesi böyle. Sonra üzerinden şu şekilde dallar yükseliyor. Ben böyle bir tutturdum. Çünkü üst taraf ağırlaşınca bitki başka bir tarafa eğim gösteriyor. Bu yaprak döken bir sukulent cinsidir. Bakın şurada altlarda yapraklarını döker. Bu şekilde. Alt taraflarda genelde yapraksız kalır. Üst taraf yeşildir. Zaten çiçeklenme de buralarda oluşur. Normalde yaprakların bu tarafı düz yönü yeşildir. Arka taraf işte daha sıcak güneşi aldığında, ışık aldığında pembeleşir. Kendi çiçekleri de zaten pembeye yakın oluyor. Böyle burada harika bir görüntü elde ediyorsunuz. Bir iki noktası var bakımıyla ilgili. Onlara dikkat ettiğinizde aslında çok hızlı büyüyen bir bitki. Ki İngiliz Kraliyet Bahçıvanlık Cemiyeti'nin Garden Merit ödülünü kazanmış olan bir bitki. Senesio articulatus'un bu gövdesi 1,5 cm'den 10 cm'e kadar uzayabiliyor ve bu alanın silindir alanın eni 1 cm'i geçiyor. Toprağın altında dayanak sistemi geliştiren yumrular tarafından desteklenen kök sistemine sahiptir. Senesio articulatus'un çiçeği morumsu, pembe veya beyaz olabilir ama maalesef hoş olmayan bir aroma yayar. Çiçek salkımları da 12-20 cm uzuyor bu bitkide. 3-10 başlı, 8 dallı salkımlar halinde çiçeklenme görülüyor. Esas olarak böcekler ve arılar tarafından tozlanan bir bitki ve fincan şeklinde küçük çiçeklerden oluşuyor. Isısı Güney Afrika'daki kuraklığa dayanıklı ve soğuğa karşı dayanıksız olan bir bitki normalde. Kendi ülkesinde dışarıda yaşayan bir bitki. Ama biz iç mekanlarda saksı bitkisi olarak yetiştirebiliriz. Toprakta saksımızı ekebiliriz. -4 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda hayatta kalabilmesine rağmen dış mekanda gelişmesi için sıcaklığın 7 derecenin üstünde olması lazım. Daha düşüğünü tolere edemez. Termometre düşer düşmez bitkiniz dışarıdaysa içeri almanız gerekiyor. Bitkinin sağlıklı gelişmesi için en az günde direkt olarak 6 saat güneş ışığı alması önemli. Aksi takdirde çubuklar ağırlıkları altında ezilirler. Zayıflayabilir, hatta kırılabilirler bu çubuklar. Çünkü güneş onu dik tutacaktır. Yaz aylarında çok sıcak bir bölgede yaşıyorsanız yaprakların bozulmasını veya yanıklar nedeniyle kahverengiye dönmesini önlemeniz gerekiyor. Güneş ışığının en güçlü olduğu saatlerde bitkiyi güneşten korumanız gerekiyor. Açık havada tam güneş altında olması gereken bir bitki olsa da özellikle direkt güneş ışığından kaçınmanız gerekiyor. Kısmi gölgede çok daha rahat yaşayabilen bir bitki. İklimlendirmeden sonra maksimum ışık gerektiren ve doğrudan güneşi destekleyen bir mekanda konumlandırmak gerekir. İklimlendirme nedir? Kapalı bir ortam, sıcaklık, nem, işte temizlik ve hava hareketlerini insan sağlık ve konforuna göre ayarladığınızda iklimlendirilmiş bir mekan yaratmış oluyorsunuz. Bu bitkiyi de orada tutmanız gerekiyor. Kullandığınız toprağın olmazsa olmaz özelliği çok hafif ve su tahliye edici olmasıdır. Bu yüzden iyi drene edilmiş, drenajlı bir toprak hazırlamanız lazım. %60 kompost, %30 drenaj. Bu drenajı nedir? Kum,
puzelen, pomza taşı, perlit gibi bileşenlerden yapabilirsiniz. Artı %10 bahçe toprağından oluşan bir substra hazırlayabilirsiniz. Toprağa önceden yıkanmış nehir kumu, pomza taşı veya akadamya karıştırılması çok iyi geliyor. Tavsiye ederim. Fakat siyah turba kullanımı iyi kök salmasına izin vermeyeceği için özellikle yeni alıp köklendirdiğinizde, yeni bir bitkinizse, yani çok köklü değilse, çok sizde olan bir bitki değilse, bu ona zarar verir. Saksı olarak da böyle çömlek ve alttan iyi bir drenaj yapacak olan delikli bir saksı olması gerekiyor. Çünkü daha küçük bir saksı olması gerekiyor. Normalde kök kısmı gelişmiş olduğu için ben bu büyüklükte bir saksı almak zorunda kaldım. Sulaması biraz farklıdır. Daha çok Eylül'den Mayıs ayına kadar sulamayı yapmak. Yaz aylarında kuru ve kısmi gölgede tutmak gerekiyor. Çok suyu sevmediği için köklere zarar verebilecek su birikintilerinin olmamasına dikkat etmelisiniz. Yaz ortasında haftada iki kez veya yılın geri kalanında her 10-15 günde bir sulanabilir. Suladığınızda dediğim gibi suyun alttan, saksı altlığından çıkmasına dikkat edin ve saksı altlığı kesinlikle kullanmamanız gereken bir bitki. Çok fazla sulamaya ihtiyaç duyan bir bitki olmadığı için gerçekten de nerede yaşadığınıza ve nerede olduğuna bağlı olacaktır. Gözlemlemeniz de gerekir. Sadece toprağın kuruduğunu gördüğünüzde sulamanız gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Bakıyorum toprak kurumuşsa. Aslında suyu da seven bir cinsi. Yani böyle çok fazla susuz kalmayı sevmiyor. Ama yine de aşırı sulamamaya, toprağının kurumaya çok yakın olmasına dikkat etmeniz lazım. Çok aşırı nem olmasından kaçınacak şekilde bir sulama yapmanız lazım. Şu gövdeler eğer çok açık yeşil veya yumuşaksa, şöyle ellediğinizde yumuşak olduğunu hissederseniz, şu anda yumuşak değiller, biraz önce yumuşaktı, ben suladım, yarım saat önce çekti hemen, bitkinin suya ihtiyacı vardır o zaman. Ya da işte parmağınızı bir santim aşağısına nemli hissederseniz o zaman sulamayın. Kışın zaten çok fazla suya ihtiyaç duymuyor, daha çok ilkbahar ve sonbahar aylarında sulamak gerekiyor. Bitkide kışlama yapılması lazım. Kışlama nedir? Kışlama sıcaklığı saksıda yetiştirilen bir bitkiyi korunaklı bir ortamda iyi durumda tutmak için tavsiye edilen sıcaklıktır. Kışın kapalı bir yerde geceleri 5-10 derece arasında tutabilmeniz gerekiyor. Gündüzleri ise bitkinin ve saksının ısınabileceği bir sıcaklığa almanız ya da o şekilde bir mekanda tutmanız gerekiyor. Mesela ben camın önünde tutuyorum. Böylece kışın mesela geceleri bir de odanın serin olan bir tarafında, bu 5-10 derece arasında olan bir yerde duruyor ve ama dışarıdan güneş aldığı için gündüz ısınması gerektiği kadar ısınıyor. Akşamleyin tekrar ısısı düşüyor. Yani bu bitkide buna dikkat edilmesi lazım. Kışın geceliğin düşük ısı, gündüz yüksek ısı olması gerekiyor. Aslında bu bitki kendi ülkesinde -2-7 derecelere kadar dayanabilen bir bitki. Ama orada buradaki toprak biçimi yok. Diğer iklim koşulları yok. O yüzden kendimiz de 7 derecenin altına düşürmemeye dikkat edelim. Hemen dışarıdaysa içeri alalım. Hava sıcaklıkları o düşüşten itibarense ve 5-10 derece arasına tutmaya çalışalım. Çoğaltılması çok farklı yöntemlerle olabilir. Bir kere tohumdan çoğaltabilirsiniz. İkincisi şu kısım mesela eklemi. Şuradan tutup büktüğünüzde çok rahat kırılabilen bir bitki. Çıkardığınızda bu tarafını 1-2 gün kuruttuktan sonra yeniden bir toprağa ama daha kumlu bir toprağa ektiğinizde çok çabuk köklenecektir ve küçük bir saksıya almanız gerekiyor. Böyle büyük saksı da yanına koymayın. Eklemlerinden çoğaltıldığı için bu bitki senesyolar içerisinde en kolay çoğaltılabilen bitkidir. Budaması normalde sukulentler söz konusu olduğunda en doğru budama dönemi erken ilkbahardır. Yani kuzey yarım kürede Mart, Nisan, Mayıs ayları, yani 21 Mart 22 Haziran dönemi arasındadır. Senesio articulatus için de en doğru budama bu dönemdir. Çünkü bu dönemde çelikleriniz çok daha hızlı büyüme gösterir. Ama hem kışı geçirmek hem de büyümesini kontrol etmek için ya da tesadüfen bir dalı kırılmışsa mesela ya da sonbaharda bitkiyi kışa hazırlamak istiyorsanız veya hastalık gibi sorunları varsa bunu önlemek istiyorsanız bitki ve kesimler düşük sıcaklıklardan korunduğu sürece budanabilir. Kesim yaparken büyümeyi teşvik etmek için her zaman gövdenin sağlam olduğu yerden yapmanız lazım. Çok sağlam bir gövde almanız gerekiyor. Çoğaltırken aldığınız çeliklerin hızlı büyümesini istiyorsanız toprağının neminin daha fazla olmasını sağlamak gerekir. Çünkü çimlenmeleri için neme ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde çimlenmeleri daha uzun süreye çıkar ya da bitkiniz çimlenmez. Başka bir çoğaltma yöntemi ise bitkinin şöyle gürbüz olan bir tarafından bunları 1,5 santim kadar
mesafelerle bir kesici aletle tabi sterilize edin kesebilirsiniz. Bu kestiğiniz parçaları birkaç gün bir yerde kurutursunuz. Daha sonra dediğim gibi çok kumlu bir toprağa ve nemli bir koşulda. Biraz daha nemli yani çok böyle bitkiyi unlu bir hastalığına sevk edecek kadar değil ama kontrollü bir şekilde nemlendirerek bitkinin köklenmesini ve böylece çoğalmasını sağlayabilirsiniz. İlkbahar ve yaz aylarında kaktüsler ve sukulentler için olan gübreden kullanabilirsiniz. Gübrenin üzerindeki talimata uyarak. Zararlarından ve hastalıklarından bahsedecek olursak ilginçtir. Tavşanlar çok sever bu bitkiyi. Tavşanlardan bahçenizdeyse eğer tavşanlardan uzak tutmanız gerekiyor. Haşereler de seviyor. Bunu önlemek için üzerine hoş olmayan bir sıvı ya da sprey sıkmanız yeterli olur. Onların yaklaşmasını engellersiniz. Unlu bitler de bunlara musallat olabilir. O yüzden biraz hava alabileceği bir yerde konumlanması lazım. Yani günde 1-2 saat dışarıdan esecek. Evde bakıyorsanız bir esinti alması lazım. Bir de gri bir küf oluşur. Normalde çiçek ve yaprak bölgesinde başlar böyle. Ve yavaş yavaş tomurcuklara, gövdeye kadar ulaşır. Ayırt etmek kolay değildir ama bu dikkat etmeniz gerekir. Bitkinizi de öldürebilecek bir gri küftür. Bu sorunun çözümünü nasıl yapabilirsiniz? Etkilenen kısımları çıkarırsınız ve kalan kısımlara ilaç uygulayıp yayınlamasını önleyebilirsiniz. En çok tavsiye edilen mandıra mantar ilaçlarıdır bu durumda. Neem yağıdır, bikarbonattır veya ısırgan otu ya da at kuyruğu pürünidir. Bunları uygulayabilirsiniz. Şimdi bu bitki toksiktir. Buna dikkat etmeniz lazım. Zehirli bir bitkidir. Aslında tutarken sorun yaşamamak için her zaman eldivenle bunu tutmak. Sonrasında ellerimizi yıkamak gerek. Evcil hayvanınız varsa, özellikle evcil hayvanlarınız bitkiye yaklaşma eğilimindeyse dikkat edin. Ya bitkiyi yoldan uzaklaştırın ya da başka bir türlü bir önlem almanız gerekiyor. Bahar aylarında çeliklerle budama yapıp çoğaltacağım ben bu bitkimi. Burada sizlerle de paylaşırım. Bugün sizlere Senecio articulatus succulentum'un çok severim ben bunu. Böyle asortik şeyleri çok severim. Acayip farklı farklı şekillerde büyüyen bitkileri çok severim. Bu bitkinin özelliklerini ve bakımını anlattım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı böylece takip etmenizi isterim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.